Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere hem kahvaltılarınız için hem de çocuklarınızın beslenme çantasına koyabileceğiniz harika ötesi bir cepli poğaça tarifi vereceğim. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle yoğurma kabımızın içerisine bir paket toz instant mayamızı dökelim. Arkadaşlar şöyle 10 gramlık paketlerde bir paket mayamızı döktük. Şimdi içerisine 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla 1 su bardağı ılık sütümü döküyorum. Ve üzerine 1 yemek kaşığı toz şekerimi de döküyorum. Burada da 200 ml'lik klasik su bardağıyla 1 su bardağı ılık suyum var. Aynı su bardağıyla yarım su bardağı da ayçiçek yağımı döküyorum. Ve bu malzemeleri elimle şöyle bir şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Evet, şeker eridi. Şimdi burada elenmiş unum var. Unumu azar azar ilave ediyorum. Arkadaşlar tek seferde unumuzu boşaltmayalım içerisine. Azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Şimdi burada da bir tatlı kaşığı dolusu tuzum var. Tuzumu direkt unumun üzerine gelecek şekilde döküyorum. Ve tekrardan unumu ilave ederek hamurumu güzelce yoğuruyorum. Evet, hamurumu yoğurdum. Şöyle sizlere yakından yumuşaklığını göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın, böyle pamuk gibi yumuşacık bir poğaça hamuru yoğurmanız gerekiyor. Şimdi leğenimin içerisine alıyorum. Şimdi size un ölçüsünü söylemek istiyorum. Ben 6 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kattım hamuruma. Sizler kontrollü olarak azar azar ununuzu ilave ederek bu yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Şimdi leğenimin kapağını kapatıyorum. Hamurumun üzerine örteceğim ve mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalandı. Arkadaşlar benim hamurum 40 dakikada çok güzel bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi mayalandı. Tabi bu mayalanma süresi ortamın sıcaklığından veya soğukluğuna göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hamurumu şöyle güzelce toparlıyorum. Daha erken de mayalanabilir eğer ortamınız sıcaksa. Şöyle hemen tezgahımın üzerine alıyorum. Şöyle bir hamurumun havasını alıyorum. Güzelce toparlıyorum. Tekrar elimle gördüğünüz gibi böyle bir yoğurdum. Yani havasını almış oldum. Hemen bezeleri ayıracağım. Şöyle öncesinde hamurumu ikiye bölüyorum. Ve tekrardan bu hamurumu şöyle elimle rulo halinde hemen böyle mandalina büyüklüğünde bezeleri ayıracağım. Arkadaşlar hamurlarımı şöyle gördüğünüz gibi 13 adet bezeye böldüm. Şimdi hemen yuvarlayacağım. Yuvarlaklar haline getireceğim. Evet, böyle bezeler haline getiriyoruz ve böyle kenara alıyorum. Şimdi ben hamurlarımı böyle bezeler haline getirip kenara alacağım. Hamurlarımı yuvarlak bezelere ayırdım. İlk hazırladığım bezemi şöyle hemen yanıma alıyorum. Arkadaşlar şöyle elimle parmaklarımla açıyorum. Hemen burada bir tane küçük merdanem var. Merdane kullanmadan da elinizle böyle yuvarlak pasta tabağı büyüklüğünde yuvarlak haline getirebilirsiniz. Ama merdane ile daha da böyle rahat oluyor. Hemen böyle pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bu şekilde yeterli. Çok fazla büyütmüyoruz. Bakın arkadaşlar, küçük pasta tabağı büyüklüğünde. Burada ayçiçek yağım var. Tabağımın içerisine aldım. Ve bir fırça yardımıyla hamurumun her yerine bu şekilde sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde yağımızı sürelim. Şöyle ikiye katlayalım. İnşallah görünüyordur. Daha sonra tekrardan yine yağ sürelim. Mutlaka yağ sürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve tekrar bu şekilde katlayalım. Evet, işte bu kadar. Çok basit yapım arkadaşlar. Bakın bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine diziyorum. Şimdi ben bütün hamurlarıma bu şekli verip tepsimin içerisine dizeceğim. Cepli poğaçalarıma şekillerini verdim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu, bir de böyle küçük tepsimin içerisine aldım. Bir tepsiye sığmadı çünkü aralıklı koymamız gerekiyor birbirlerine yapışmaması için. Burada bir adet yumurta sarım var ve şöyle yumurta sarısını fırçamla dağıtıyorum. Daha sonra poğaçalarımın üzerine gelecek şekilde bu şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra burada hemen böyle göstereyim. Susamım var. Susamımı serpeceğim üzerlerine. Şu şekilde susamımı serpeceğim. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da poğaçalarımın altı üstü güzel kızarıp pişene dek güzelce pişireceğim.
Evet arkadaşlar, cipli poğaçalarım pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman da maşallah arkadaşlar, şunların güzelliğine bakar mısınız? Nasıl da kabarmış, nasıl da puf puf olmuşlar böyle güzel güzel. Şöyle bırakayım. Hemen diğer tepsime atacağım arkadaşlar. Şunu hemen atıyorum. Arkadaşlar benim fırınımda tam olarak 25 dakikada çok güzel bir şekilde piştiler. Şöyle hatta çevireyim. Bakar mısınız? Böyle kat kat çok güzel bir şekilde piştiler. Şöyle hemen altını da göstermek istiyorum. Bakın böyle altı, üstü böyle nar gibi kızarınca poğaçalarınız pişmiş demektir. Şimdi poğaçalarımın üzerine şöyle temiz bir mutfak havlusu örtüyorum. Ve poğaçalarımı bir 10 dakika dinlendiriyorum. Biraz ılınmaya bırakıyorum. Daha sonra diğer işlemi sizlere göstereceğim. Cepli poğaçalarım tamamen ılındılar. Böyle rahatlıkla artık elime alabiliyorum. Arkadaşlar bakın şimdi şöyle ceplerini ayıracağım. Böyle bu aralarına buradaki malzememden koyacağım. Burada neler var? Domates ve salatalık, kaşar peyniri, yeşil zeytin ve salamım, beyaz peynirim var. Tabii siz iç malzemesini dilediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Ne seviyorsanız onu koyabilirsiniz. Şöyle cepli poğaçamın ceplerine böyle güzelce peynirimden koyuyorum. Bir tane de böyle kaşar peyniri koyalım. Şu şekilde. Ve salatalık dolduralım. Ceplerimizi bol bol dolduralım arkadaşlar. Ne seviyorsak onu dolduralım. Şu şekilde koydum. Şimdi şu ara kısmına da koyacağım aynı şekilde. Arkadaşlar ben elbiselerde de cebi çok severim. Böyle. Şimdi bugün de sizlere böyle güzel bir cepli poğaça hazırladım. İçi de çok güzel bir şekilde pişmiş. Bakın çok çok puf puf bir poğaça oluyor. Yine şurada, şuraya da beyaz peynir koyuyorum. Dediğim gibi dilediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Dilerseniz böyle göbek salatadan veya kıvırcık, o da çok güzel yakışıyor. Ne seviyorsanız onu koyabilirsiniz. Bu şekilde doldurduk. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel olmadı mı sizce de? Böyle çocuklarınızın beslenmesine koyabilirsiniz veya kahvaltılarınızda, pazar kahvaltılarınızda hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hazırladım. Servis tabağımın içerisine alıyorum. Bol bol doldurdum. Şimdi ben bütün poğaçalarımın ceplerini bu şekilde dolduracağım ve servis tabağımın içerisine alacağım. Evet arkadaşlar, cepli poğaçalarımın böyle 4 tanesini çok güzel bir şekilde ceplerini doldurdum. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Mükemmel bir poğaça dediğim gibi. Diğerlerini doldurmadım. Çünkü böyle bu şekilde kalırsa bozulur arkadaşlar. Yiyebileceğimiz kadar doldurdum. Bakın bunlar da bu şekilde. Zaten çok rahatlıkla açılıyor dediğim gibi. Bunları da yediğimizde doldurabiliriz. Bu şekilde hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videomda görüşmek üzere diyorum.